Ahmet'inki burada hani uğraşmayın yeter salın falan kafasında bir hareket büyük ihtimalle. Bunu baştan sona dinleyebiliriz dostlar. Ahmet bunu gidip bir günde stüdyoda çekti bildiğim kadarıyla. Açıyorum, dinleyelim. Ne oldu? Ha? Telefonla ona mı konuş? Ha, okey. Başıncında niye 19... Evet, George Orwell 1984 koymuş oraya. Bunu bilerek yapmıştır bu arada herhalde. Ya da denk gelmiştir, bilmiyorum. Klipte bilerek, ya buradaki her şeyi bilerek yapmıştır herhalde. Güzel kitaptır bu arada. Gözümü bir Ama açtım. o kadar mainstream oluyor ki bazı şeyler bazen insan kusası geliyor. Herkesin elinde, her yerde görünce. Bariz bilerek, evet, bariz bilerek. Neyse, baştan sona izliyoruz abi. Gözümü bir açtım kontrol sikmiş kahvaltı ettim yine beni sikmiş sesini tanımadım sensi de sikti. Hepsi de sikmiş bizi bizi ezen insta da sikti. Rapçilerin bana kalkıyor sikleri artık sikmeyin. Evimden çıktım sızıyor kalçam çok siktiler ya kalmadı derman bakmıyor. Köpeklerim de karımdan yüzüm kalkmıyor yerden utançtan kontrol sikmiş. Ne yapacağım şimdi? Abi hayırdır? Kontra sikmiş. Abi yapma. Kontra sert sikmiş. Hadi gel abi. Vallahi. Vallahi abi gel. Eyvallah. Gel çok abi, kötü gel. Sikti gel be abi. Aşağılık rapçiler hepsi lafta. Her şarkı çıkaran beni bir tartar. Sözleri sen mi yazıyorsun emin bile değilim. Ufak şık fısıltısı kontra. Hattan 2-3 eleştiri duysan ağlayacaksın. Ve sesin cırtlak kulağımı sıkar. Ufak sikin anca afaki lafın ve beyninde afk. Ağzına alırsan ismimi eline alırsın. Kendini tanrı sanarsan sikerim o rüyadan uyanırsın. Değerli iki kelime konuş çık karşıma belki arınırsın. Şarkın dinlenmeyince adımı anlar yeniden tanınırsın. Fazla anlamlısın. Ama Mumble Rap'in de ne kadar basit bir şey olduğunu görmüş oluyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani 2 gün değil de 15 günde çekin yani şunu. Harbiden ortaya 10 milyonluk parça çıkar. Hadi şimdi sikleyelim. Evet arkadaşlar. Hemen oylama açıyoruz abi. Kontra mı sikmiş, Şahre mi sikmiş? Hemen açalım abi anketi. Hemen modlardan bir tanesi. Güzel olmuş bu arada ya. Bence de gayet eğlenceli bir iş yani. Öyle çok bir derinlik anlam beklemenin anlamı yok zaten. Ya dalga geçmiş zaten çok belli. Yani bir günde ne yapılabilir maksimum? Su versen bana sadece. Bu herhalde. Mükemmel troll bu arada. Bence eğlenceli güzel bir iş yapmış yani. Evet abi kim sikmiş hemen bakıyoruz buradan anketten. Canlı anket. Bence... Abi oy verenler gözüküyor mu? Abi lütfen. Oy verenler gözükmüyor abi nasıl gözüküyor? Kontrayı banlasa ha. Kontra yazanları banlıyor. Şurada şey var değil mi? Bu oy evet, verenleri evet. Banla diye seçenek olacak şimdi. Basacaksın hepsine. Kontra diyenler aylık 7.90 sub olmayanlar. Eminim bu arada. Ben kontra veriyorum. Mümkün değil yani. Abi chatte biri söyledi. Çok bariz. Kontra diyenler vatan aynı. Hard. Şimdi agalar. Yani eğlenceli bir iş dediğim gibi. Zaten çok büyütülecek bir şey de yok ortada. Sadece tekrardan söylüyorum. Bence buradaki yani üzücü nokta şu. İşi rap yapmak olan yıllardır yani. Gerçekten çok uzun zamandır rap yapan bu adamların oturup laf atabileceği 1000 tane gerizekalı şerefsiz adam var bu ülkede. Yani Ahmet'ten ne istiyorlar? Ahmet'i niye bu kadar sevmiyorlar? Ahmet çünkü sivri dilli bir adam. Genelde de nasıl diyeyim size? Şimdi bir taraf olmadığınız zaman bu ülkede yani işte Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, AKP'li, CHP'li, işte sağcı, solcu, Türk, Kürt. Yani illa bir grubun bir şeklin içine girmediğiniz zaman ortada kalıyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Ya da ateist, dindar vesaire. Şimdi ben mesela ateistim dediğim zaman insanlar benden şey bekliyorlar. Aynı zamanda solcu, aynı zamanda humanist falan bir adam olmamı bekliyorlar mesela. Ben mesela hem hani Türk milliyetçisiyim. Hem ateistim hem yani bir kalıba girmeden böyle bir sürü farklı ne? Hem hanımcıyım mesela evet hanımcıyım. Anlatabiliyor muyum? Böyle yani hani ne oldu? Ne oldu? Kapı koluna geçti. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz.